sevgili Kaya LC kanalı takipçileri. Bugünkü kanalımızın konuğu sevgili Bilal Aslantaş kardeşimiz. Bilal Aslantaş kardeşimiz bugün bizlere Arduino Uno ve Arduino Mega kartlarının, orijinal olan kartlarının tabii, üzerindeki 16U2 entegresinin resetlenmesi ve bunlara firmware güncellemesi nasıl yapılır? Bunlarla ilgili bizi bilgilendirecek. Kanalımıza katıldığı için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Topu ben kendisine bırakıyorum. Bakalım bize bu kartların resetlemesi ve güncellemesi, 16U2 entegresinin resetlemesi ve güncellemesi nasıl yapılacak? Bize güzelce anlatsın, bizi bu konuda bilgilendirsin. Umarım siz de videomuzu keyifle izlersiniz. Şimdilik ben topu Bilal arkadaşımıza bırakıyorum. Merhaba Kaya ALC kanal takipçileri. Bugün sizlere Arduino Uno ve Arduino Mega üzerindeki arızalı olan veya resetlenmiş olan 16U entegresinin nasıl firmware güncelleme yüklenmesi veya nasıl resetleneceğini anlatacağım. Öncelikle Arduino Uno'muzda şu an sıkıntı yok, orijinal. Sadece sevgili kardeşim Bilal, öncelikle kesiyor gibi olmasın ama kartları bir yaklaştıralım. 16U2 entegresinin ne olduğunu tabii ki kanalımızın takipçilerine yakından bir gösterelim. Şöyle bir dakika bir fokus yapayım. Tamam, şimdi gösterebilirsin entegreyi bize. 16U2 entegresi. Bu kara entegre değil mi? 16U2 entegre. Evet, bu entegre ne iş yapıyor? Şimdi önce bir onu anlat. Bu entegre bilgisayar USB ile RXTX dediğimiz büyük Atmel işlemcisi. Evet. Mega'da 2560, Uno'da 328P haberleşmeyi sağlayan entegre. Bu tamam. Entegrenin görevi USB ile mikro denetleyicinin haberleşmesini sağlıyor. Yani şunu mu yapıyor? Şimdi bizim mikro denetleyicimiz RXTX bacağından seri portla haberleşiyor. Seri portla haberleşiyor. Bu ama entegre, biz bu entegreyle bu kartı USB'den bilgisayarımıza bağlayıp bu entegre aynen sayesinde RXTX formatına dönüştür, seriye dönüştürüyoruz. Seriye dönüştürüp bununla haberleşmesini sağlıyor. Bu aynen öyle. Klonlarda 340GH340 ile haberleşiyor ama orijinal olduğu için yine Atmel serisi seri haberleşmeyi kullanıyor. Çok güzel, tamam. Gayet güzel anladık. Ve öncelikle bu 16U2'nin nasıl resetleneceğini tarif edeyim. Yani şimdi ilk önce bu 16U2 entegresi nasıl resetleniyor? Evet. Resetini nasıl yapıyoruz? Bize onu mu göstereceğiz? İlk önce resetlemeyi göstereceğim. Tamam, çok güzel. Resetlemeyi göstermeden önce küçük bir bilgiye değinmek istiyorum. Burada kartı görünen, yaklaştıralım yine. Buradaki görünen jumper. Bir dakika fokus yapalım böyle. Tamam. Güzel. Burada görünen 6 tane jumper. Buradaki tamam. Atmel 16U2 seri haberleşmenin jumper'ına ait. Tamam. Buradaki ISP de buradaki mikro denetleyici Atmel 2560'ın ait olan seri haberleşme pinleri. Yani diyorsun ki şimdi gösterdiğin şu 6 tane pin, şu 6 tane pin bizim büyük mikro işlemcimiz. Mikro işlemciye ait. Buradaki görünen diğer 6 pin de buradaki 16U2'ye ait olan. Tamam. Resetleme işini de buradan yapacağız. Peki şunu soralım bir. Resetleme işi ne işimize yarıyor? Resetleyince ne oluyor? Resetleme işi herhangi bir sıkıntı olduğu zaman, USB haberleşme yapmadığı zaman veya arızalı veya sıfır arızalıyı değiştirirken sıfır yeni takılan entegrelerde 16U2'lerde resetleme yapılmadığı zaman bilgisayarda tatmada biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Güzel. Resetleme şöyle olur. Örnek veriyorum. Elinize bir tane 16U2 geçti. Bilgisayara bağladınız. Entegrenin içinde Arduino Uno var. Ama güzel, siz Mega'ya taktınız. Tamam. Uno'yu Mega'da kullanamazsınız. Hani evet, pinleri uymaz. Evet, doğru. Yani 100 tane pin bunda var. Örnek veriyorum 32 tane Uno'da var. Uno'da var, evet. Bunu ilk önce resetlemeniz gerekiyor. Yani sonra diyelim ki arızalandı. Biz Uno'nun entegresini Mega'ya aktardık. Bunu resetlememiz lazım ki elimizdeki mega kartı Uno zannetmesin. Aynen. Çünkü Uno zannederse giriş çıkış pinlerimiz farklı olacak, sayıları farklı olacak, kapasitesi farklı olacak. Kapasitesi farklı olduğu biz için de onun için yapamayacak. Bu entegreyi Mega'ya taktıktan sonra ki biz herhalde bu şimdi senin tanıtımından önce böyle bir işlem yaptık, doğru mu? Aynen. Arızalı olan kartımız Uno'dakini buna taktık. Şimdi bunu Bir dakika. Mega'daki arızalıydı. Mega'daki söktük.
Uno'dakini Uno'daki sağlam olanı Mega'ya taktık. Biz bir başka videoda bu entegrenin nasıl değiştirileceğini de sökülüp yerine diğerini nasıl takılacağını göstereceğiz. Değil mi? Güzel, gayet güzel. Öncelikle isterseniz enerjiyi verdikten sonra, isterseniz vermeden önce yaklaştıralım. Tamam. Bir dakika, ben bir zoom yapayım oraya. 16U2'nin jumper'ında başta gördüğünüz sol alttan 1 ve üstten. Buraya küçük jumper'lar var. Onlardan da takıp şey yapabilirsiniz, resetleyebilirsiniz. Tamam. Basit bir şekilde. Elimizde bu vardı, bunu kullandık. Elimizde şu an bu var. Dişi jumper var. Tamam. Bunu kullanıyoruz. Yani işlemi yapacağız. Soldaki solda üst ve alt pinleri kısa devre ediyoruz. Kısa devre yapıyoruz. Tamam. Enerjiyi verdiğimiz zaman oradan biraz zoom geliyor mu? Tamam, ben zoom şey yapacağım, odaklayacağım. Tamam, güzel. İlk önce çıkartalım önce bir. Şimdi ilk önce enerjiyi verdik. Enerjiyi verdiğimiz kartı. Zaman LED'in bir kere kartı bilgisayarımız gördü. Bilgisayar gördü ama şu an farklı versiyonda görüyor. Uno olarak görüyor. Uno olarak görüyor. Kartın enerjisi geldi, lambalar yandı. Lambası yandı. Biz burada resetlediğimiz zaman buradaki PWM yazısının altındaki normal 13. pinin LED'i bir kere yanıp sönecek. Evet, evet, güzel. Bilgisayarda yeniden gördü kartı. Şu an bilgisayar bunu Atmel sadece 16U2 olarak entegre olarak görüyor. Boş entegre olarak görüyor. Şu an boş entegre olarak görüyor. Tamam. Çünkü resetledi. Anladım. Biz bunu Philip sistemiyle, yani Atmel'e Philip yardımıyla Hex dosyasının tekrardan mega. Philip dediğimiz bir yazılım değil mi? Bu FileWire güncelleme yazılımı. Atmel'in güncelleme yazılımı Philip. Tamam. Bunu tekrardan bilgisayar üzerinde göstereceğiz. Tamam. Tekrar reset olayımız şartız. Tamam. Biz reset olayını yaptık. Tamam. Şu an bu kadar. Entegremiz orijinal haline döndü. Orijinal sıfır haline entegre geldi. Haline. Tamam, güzel. Şimdi bilgisayar üzerinde nasıl güncelleme tekrar tamam. Arduino'yu tanıtacağız. Şimdi videomuzu yani buradan kesip 16U2'nin içine Arduino'yu sildik. Tekrar 2560 olduğu olarak tanıtacağız tekrar. Ve yüklemesini yapacağız. Şimdi yapacağımız iş herhalde bundan sonraki yazılımla alakalı. Yazılımla alakalı. Bundan tamam, sonra videomuzun diğer kısmına geçelim şimdi. Öncelikle bilgisayarımıza Mega'mızı bağladığımız takdirde resetleme işlemini yaptıktan sonra yazılım kısmına geçeceğiz. Burada yazılım kısmında insert yapmadım. Tamam, insert yap sen, başla. Resetleme işlemini yaptıktan sonra yazılım kısmına geçiyoruz. Daha önce de resetleme yapmıştık. Şu an söktüğümüz için arızalı Arduino Uno'dan sök ve buna taktığımız için daha önce bahsetmiştim arızalı. Zoom yapabiliyorsak. İşlemcisi arızalı olan Arduino Uno'dan söktüğümüz 16U2 entegresini Mega'ya taktık. Şu an bilgisayarda bu Arduino Genio Uno olarak gözüküyor. Biz bunu yazılımda ilk önce silmemiz gerekiyor. Silmenin detaylı bir şekilde ince ayrıntılarına kadar anlatacağım. Bunlara dikkat edilmesi gereken kısımlar var. Öncelikle buradan internet üzerinden tekrar ekran görüntüsünde nasıl indirildiğini tekrar falan çekelim. Tekrar kuruyoruz. Tekrar resetle, tekrar kurulumumuzu yapıyoruz, install yapıyoruz. Bilgisayarda işte o bir sorundan dolayı sıkıntı yaşadığımız için şimdi işte tekrardan normalde bilgisayarda ilk yükleme yapılırken driverlar kurulurken sıfır olduğu için bilinmeyen aygıt olarak gözükür. Philip programını yükledikten sonra siz hangi nereye kurduysanız onu tek tek otomatik güncelleme yaparken, yani mesela bilgisayar taktığınızda bunu bilinmeyen aygıt olarak görecek. Siz bunu bilinmeyen aygıtı
tekrar yüklerken bilgisayarda siz kendiniz elinizle taratmanız gerekiyor. Orada program file'sinin içinde admin'i seçip orada flip programını seçtiğiniz zaman, tekrar gördüğünüz zaman aygıt yöneticisinde başlat diyorsunuz. Tekrar aygıt yöneticisinde bu sizde admin'in serisinde 16U2 olarak gelir. Resetleme yapma işlemi yaptığınız takdirde resetleme yapıyoruz. Tekrar çektiğimiz zaman programı yüklediğiniz takdirde burada size Line USB'de Atmega 16U2 olarak göreceksiniz. Biz bunun içinde Uno'yu söküp buna taktığımız için şu an bunu Uno olarak gözüküyordu. Şimdi resetledim ama içindekini silmediğiniz takdirde buraya dikkat etmeniz gerekiyor. Silmediğiniz takdirde tekrar yükleme yapamıyorsunuz. Yapmanız mümkün değil. Bunun için yardımcı programdan, Flip programından açtığınız takdirde silmeniz gerekiyor. Flip'i indirmiş miydik? Biz daha önce indirdik, sonra silip tekrar indirmek zorunda kaldık. Burada ayarlar, setting, communication, USB diyoruz. Open dediğimiz zaman Arduino'nun üzerindeki iki tane VX ve TX pinlerinin yandığını görüyoruz. Burada tekrar içine Atmel'in yazılımı atabilmemiz için silmemiz gerekiyor öncelikle. İlk önce siliyoruz. Sildik. Daha sonra burada device'ı ilk önce tabii ki bu açılıda biz daha önce kurduğumuz için bizde kurulu olarak gerekiyor. Geliyor. İlk başından bahsedeyim. Silmeden önce burada sağ tarafta select add device var. Yani device seçin diyor. Buradan Atmega 16U2'yi görmeniz gerekiyor önce. Tamam dediğiniz takdirde bunlar otomatikmen açılıyor. Daha sonra setting, communication, USB port, open dendiği takdirde VX ve TX pinleri yanıyor. Daha sonra siliyoruz. İçine siliyor. Bunu şimdi çıkartıp tekrar taktığımız takdirde bilgisayar yönetimi iki tane açmışım. Bir tanesini sileyim. Burada Atmega 16U2 çıkartıp tekrar taktığımda daha önce Arduino Uno olarak geliyordu. Şimdi sadece tekrar Atmega olarak, evet Atmega olarak şu an içini sildim, artık Arduino Uno olarak yazmıyor. Sadece Atmega 16U2. Bu şu anda Arduino Mega'ya dönüştürülebilir olarak hazır konuma gelmiştir. Burada Select EEPROM olarak seçili kalacak. Zaten boyutu 12 kilobayt olarak gözüküyor. Buradan biz Mega yapacağımız için Mega'nın yolunu seçeceğiz. Buradan bizim Arduino'muz, sizin daha doğrusu nerede kuruluysa uzantısını bulmanız gerekiyor. Bu bilgisayar yerelist C, bizde kurulu olan Program Files x86 dosyası. Bunun içinden Arduino'yu seçiyoruz. Arduino Hardware, tekrar Arduino AVR'yi seçiyoruz. FineWires, buradan Arduino Mega. Bunu tekrar seçiyoruz. Bunu yapmıştık herhalde. Daha diğer seçiyoruz. USB serial'ı seçiyoruz. USB serial'ı seçiyoruz. Buradan kullanacağımız Arduino Mega olacağı için Arduino Mega 2560 hex dosyasını buradaki 16U2'nin içine atacağız. Seçtikten sonra içini daha önce silmiştik zaten. Tekrar target diyelim, yine her ihtimale karşı. Ama şeyi seçmedik. Port açmadım pardon. Buradan port açıyoruz. Biraz önce çıkartıp tekrar taktım ya. Evet. Görmedi. Tekrar yapıyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken, biraz önceki hatadan dolayı da yapamamış olduğumuz, tekrar düzenlediğimiz, run demeniz kesinlikle gerekiyor. Run demediğiniz takdirde kesinlikle Atmel'in içine yazılım yüklemeniz mümkün değil. Run dediğiniz takdirde burada Arise, Program ve Verify LED'lerin yandığını göreceksiniz. Üçünü de yanacak. Bu üçü de işaretli olmuş olacak. Daha sonra Start Application dediğimiz takdirde içine şu an LED'lerin söndüğünü görebiliyorsunuz. Burada Communication Off konumuna geliyor. Şu an USB portunu kapattı. Çünkü yazılımı yükleyip kapattı. Otomatikmen resetledi. Burada da görmüş olduğunuz gibi Arduino Uno, Arduino Mega olarak değişti.
Portumuzu çıkartıyoruz. Tekrar takıyoruz. Evet, şu an Arduino Mega olarak gözüktü. Test etmek amaçlı Arduino'muzu tekrar açtığımız takdirde Arduino'muza da aynı şekilde Mega ve portunda da Arduino Mega'yı böylelikle görmüş oluruz. Test için basit bir Blink programını da yükleyelim. Buradan da nasıl yüklenip yüklenmediğini görebiliriz. Yükle dediğimiz takdirde yüklemeye başladığın zaman RX ve TX ledlerin yandığını göreceksiniz. Evet, şu an yükleme tamamlandı. Böylelikle Arduino Uno'dan Arduino Mega'ya geçiş yapmış bulunmaktayız. Yani arızalı Arduino Uno'nun en azından faydalanabileceğimiz 16U2'yi arızalı Arduino Mega'da 16U2 ile değiştirerek Uno'dan Mega'ya bir üst versiyona böylelikle geçmiş bulunmaktayız. Peki şey yapabilir miyiz? Şimdi mesela o Arduino Uno'muz arızalı değildi. Biz Mega'nın entegresi arızalı diye Uno'nun entegresini buna taktık. Bu 16U2 entegresini piyasadan bulup Arduino Uno'muzu da tekrar canlandırabiliriz değil mi? Kullanılır aynı hale şekilde getirebiliriz. Arduino'nun örnek veriyorum veya hiçbir şey yoktur, sağlamdır. Biz burada dedik mesela Mega'yı Uno, kurtaralım diye yaptık Mega'yı biz de. Mega'yı kurtaralım diye Uno'yu feda ettik. Uno'dan feda ettik. Uno'dan feragat ettik. Bunun seri haberleşmesini söktük. Mega'ya taktık. Piyasadan bulduğun takdirde 16U2'yi buraya tekrar aynı şekilde lehimleyip tekrar aynı işlemi tekrar sırasıyla yaptığınız takdirde aynı zamanda Uno'muzu da tekrar kullanılabilir hale gelmiş bulunabilir. Buraya tekrar 16U2'yi takabiliriz. Tekrar sırasıyla evet, aynı işlemi yaparız. Philips'ten yeni güncelleme yeni versiyonu attığın takdirde tekrardan Uno'yu da kullanabilirsiniz. Anladım. Peki çok teşekkür ederim Bilal Bey kardeşim. Şimdi bize söylemek istediğin son birkaç şey var mı? Son olarak bir sonraki videomuzda bootloader nasıl yüklendiğini anlatacağım. Bootloader versiyonunda örnek veriyorum, klon olabilir, Arduino'nuz Uno olabilir, Nano olabilir, herhangi bir hangisi olursa olsun fark etmez. Bootloader dediğimiz olay bilgisayarla iletişimi sağlayan mikro işlemcinin içindeki yazılımdır. Bu arızalandığı takdirde size bunun tekrardan nasıl yüklenip tekrar Arduino'nuzu nasıl kullanabileceğinizi anlatacağım. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Sevgili Kaya ELC kanalı takipçileri, bu tür videolarımızın devamını bekliyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, beğendiğiniz videolarımızda beğeni bırakarak bize destek olmayı unutmayın. İyi günler dileriz. Hoşçakalın.